Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn'in üstün ahlaklarının ahir zamanda yeniden daha değişik ve geniş bir zeminde hayat bulmasıdır. Hazreti Süleyman'ın ve Hazreti Zülkarneyn'in şahsı manevileri, ruhları, mantıkları, akıl tecellileri ahir zamanda kendini gösterecektir. Hazreti Süleyman, Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Mehdi dönemleri İslam'ın güzel ahlakın yeryüzünde yaygın şekilde yaşanmasıdır. Her üçü de Allah'ın beğendiği dönemlerdir. Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde bildirilen Buhd-ı Nasr, Nemrut ve Firavun dönemleri ise şeytaniyetin ve imansızlığın hakim olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerin hemen ardından Allah nasıl İslam ahlakını hakim ettiyse ahir zamanda yani dünyanın son döneminde de Rabbimiz İslam ahlakının hakim olduğu bir dönemi kullarına yaşatacaktır. İşte bu altın çağdır. Bu çağ Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn dönemlerinin daha geniş çaplı bir yansıması ve tecellisidir. Bir başka deyişle mehdilik, huzur ve mutluluk, sevgi, kardeşlik, vefa, barış, fedakarlık, insancılık, yardımseverlik gibi özelliklerin dünyaya hakim olmasıdır. Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn ile altın çağ dönemi arasındaki benzerliklerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Hazreti Mehdi'nin dünya hakimiyeti. Daha önce de vurguladığımız gibi Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn İslam ahlakını dünyaya hakim kılmışlar. Çok geniş bir coğrafyaya hükmetmiş ve çok güçlü bir orduya sahip olmuşlardır. Ve onların dönemi bu yönüyle altın çağ ile çok büyük benzerlikler göstermektedir. Altın çağ dönemi de İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı, insanların akın akın Müslüman olacakları, inkarcı ideolojilerin yeryüzünden silineceği, dinin Peygamberimiz dönemindeki şekliyle yaşanacağı bir dönemdir. Bazı hadislerde altın çağ dönemindeki hakimiyet şu şekilde tarif edilmektedir. Mehdi bütün dünyaya hakim olacak. Mehdi doğu ile batı arasındaki her yeri fetheder. Hazreti Mehdi'nin sahip olduğu özel ilimi Hazreti Süleyman'a ve Hazreti Zülkarneyn'e bağışlanan büyük ilimler. Kitabın önceki bölümlerinde Allah'ın Hazreti Süleyman'a çeşitli ilimler lütfettiğinden bahsettik. O Allah'ın dilemesiyle cinlere ve şeytanlara hükmetmiş, kuşlarla konuşmuş, karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duyabilmiş, rüzgar ve bakır madeni onun emrine verilmiştir. Bunların her biri Hazreti Süleyman'ı diğer insanlardan ayıran mucizevi özelliklerdir. Hazreti Zülkarneyn için de Kur'an'da kezelik ve kadehennâ bimâ ledeyhi hubra. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık. Kehf suresi 91 şeklinde bildirilmektedir. Bundan anlaşıldığı gibi Allah'ın ilim verdiği kullardandır. Mehdi aleyhisselam da aynı bu iki kutlu insan gibi çok özel ilimlere sahip olacaktır. Taşköprülü Ahmet Efendi, Mevziatul Ulum isimli eserinde Mehdi'nin cifr ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir. Bir diğer hadiste ise Mehdi hakkında şu bilgi verilmektedir. O kimsenin bilemediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denilmiştir. Peygamberimiz ayrıca Hazreti Mehdi'nin tıpkı Hazreti Süleyman gibi hayvanların dilini bileceğini ve yine tıpkı Hazreti Süleyman gibi insanların yanı sıra cinler üzerinde hakimiyeti olacağını bildirmiştir. O Mehdi, kuş ve bütün hayvanların dillerini bilen biridir. Onun için adaleti bütün insanlar ve cinlerce geçerli olacaktır. Barış yanlısı olmaları ve diplomasi yolunu tercih etmeleri. Hazreti Süleyman'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerinde hoşgörülü, affedici ve barış yanlısı bir tutum içinde olduğunu daha önce vurgulamıştık. O sorunları diplomasi yoluyla çözmeyi tercih etmekte ve demokratik yöntemler izlemekteydi. Hazreti Süleyman yaşadığı dönemde çok üstün bir kültür oluşturmuş ve hakimiyetini de diplomasiyle, sanatla ve kültürle sağlamıştır. Çok güçlü, karşı konulamaz ordulara sahip olmasına rağmen askeri gücünü kullanmamıştır. Hazreti Zülkarneyn ise çevresindeki halklar tarafından yeryüzünde bozgunculuğu ve fitneyi önleyen kişi olarak tanınmış, insanlara barış ve huzur getiren bir lider olmuştur. Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn dönemleri bu yönüyle altın çağ dönemiyle çok büyük benzerlikler göstermektedir. Altın çağda da insanlar kendi istekleriyle Müslüman olacak, hiçbir savaşa gerek kalmadan İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır. Bu dönemi tasvir eden hadislerde şu şekilde belirtilir. Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Hazreti Mehdi peygamberin yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacak. Hadislerde de belirtildiği gibi Mehdi tüm dünyaya İslam ahlakını barış yoluyla hakim edecek, savaş ve şiddetten kaçınacaktır. Mehdi'nin izlediği yol tüm dünya çapında büyük bir kültürel atılım ile insanların İslam ahlakına yöneltilmesi olacaktır. O dönemde Allah'ın izniyle aşağıdaki ayetler tecelli edecektir. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine grup grup girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
din ahlakına davet konusunda kararlı olmaları ve hızlı davranmaları. Hazreti Süleyman aldığı akılcı ve seri kararlar ile tüm müminler için çok önemli bir örnektir. Sebe ülkesini iman etmeye davet etmek için yazdığı mektup onun tebliğ gücünü gösterirken, ilim sahibi bir kişinin aracılığıyla Sebe melikesinin tahtını getirtmesi hızlı karar alma konusunda verdiği önemi ortaya koymaktadır. Hazreti Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc isimli kavmin bozgunculuğunu önlemek için kıyamete kadar yıkılamayacak güçlü bir set inşa etmesi de onun gücünün ve akılcılığının bir göstergesidir. Altın Çağ'da da bu yönüyle Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn dönemine çok büyük benzerlik gösterecektir. Altın Çağ döneminde insanlar akın akın İslam'a yönelecek, bunun için çok geniş kapsamlı ve seri çalışmalarda bulunulacaktır. Toplumlar birbiri ardına İslam ahlakını benimseyecek, inkarcı ideolojiler hızlı ve kalıcı girişimlerle dünya üzerinden kalkacak. Her türlü zulüm sistemi tarihin karanlıklarına gömülecektir. Bu konuyla ilgili olarak büyük İslam alimi Muhyiddin Arabi şunları bildirmektedir. Allah ona o kadar güç verecek ki bir gece içinde zulmü ve ehlini ortadan kaldıracak, dini ikame edecek, İslam'ı ihya edecek. Önemsenemez bir hale geldikten sonra ona tekrar kıymet kazandıracak, ölümünden sonra onu diriltecek. Asrında cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak. Dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. İmar işlerine büyük önem verilmesi. Hazreti Süleyman emri altında çalışan bina ustası cinleri, şeytanları kullanarak kaleler, heykeller, çanaklar, kazanlar yaptırmıştır. Onun görkemli sarayını her gören insan, başta Sebe Melikesi olmak üzere hayran kalmıştır. Hazreti Zülkarneyn'in inşa ettiği setin yapımında ise Allah'ın dilemesi dışında yıkılamayacak kadar güçlü bir teknik kullanılmış. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde altın çağda da imar işlerine çok büyük önem verileceğine dikkat çekilmektedir. Bu dönemde şehirlere huzur ve barışın yanı sıra üstün bir medeniyet de getirilecektir. Bu hadislerden biri şu şekildedir. Mehdi Konstantiniyye ve diğer belgelerin imarına çalışır. Zenginliği ve ihtişamı İslam'ın menfaati ve Allah'ın rızası için kullanmaları. Hazreti Süleyman sahip olduğu zenginlikleri Allah'ın dinini anlatmak ve İslam ahlakını dünya üzerinde yaymak için en güzel şekilde kullanmıştır. Fethettiği ülkelerde yaşayan insanları öncelikle Allah'a iman etmeye ve teslim olmaya davet etmiştir. Sebe ülkesine gönderdiği İslam'a davet mektubu bu konuda çok önemli bir delildir. Hazreti Zülkarneyn de Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidara yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Kehf suresi 95. Ayetinden de anlaşıldığı gibi Allah'ın nimetiyle sağlam bir iktidara sahiptir. Ve bu büyük gücü yeryüzünde bozgunculuğu engellemek için kullanmıştır. Altın Çağ döneminde de insanlar çok büyük bir zenginliğe, refaha ve huzura kavuşacaklardır. Mehdi, yeryüzünün tüm zenginliğini, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için kullanacak, fethettiği ülkelerde güzel ahlakı ve barışı esas alacak. Onun eşi ve benzeri olmayan uygulamaları insanların İslam ahlakına karşı kalplerinin yumuşamasına vesile olacak ve İslam ahlakı çok kısa bir sürede tüm dünyaya hakim olacaktır. Bu konudaki hadislerden bazıları şu şekildedir. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak, Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecek. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak. Yattan önce insanlar grup grup ona akın edecekler ve oraya giden herkes ondan bereket kazanacaktır.